Önce Yalova 4,1 ile sallandı, ardından Gümüşhane 4,3 ile. Marmara Denizi'ndeki depremin merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesiydi. Saat 23.53'te meydana gelen deprem yerin 11 kilometre derinliğinde oluştu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerden hissedildi. Yalova Valisi Hülya Kaya ve İstanbul Valisi Davut Gül olumsuz bir ihbar yok açıklaması yaptı. Deprem akıllara Büyük İstanbul depreminin habercisi mi sorusunu getirdi. Armutlu Yarımadası çevresinde depremler oluyor. Hatta İstanbul'da korkutan bir deprem olmuştu geçenlerde. Bu da sanıyorum aynı etkinliğin devamı ya da 1999'un yaratmış olduğu bir gerilimin devamı olarak değerlendirilebilir. İstanbul'da beklediğimiz büyük depremle alakalı olmadığını düşünüyorum. Adalarla Çınarcık'ın arasında Çınarcık Çukurluğu'nun ortasında burada çok sayıda küçük fay var. Bu faylardan biri olasılıkla. Bu nedenle İstanbul depremiyle pek alakalı değil. Yani bizim asıl büyük depremi beklediğimiz adaların önünden geçen, oradan Bakırköy, Yeşilköy, Silivri açıklarına uzanan fayla ilişkili değil gibi duruyor. Yalova merkezi depremden yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra da Gümüşhane'nin Kelket ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. AFAD saat 01.15'teki depremin yerin 15 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu. Kısa süreli paniğin yaşandığı deprem bir hasara neden olmadı. Sarsıntı Gümüşhane'nin yanı sıra Bayburt ve Trabzon'dan da hissedildi. Deprem sonrası Kelkit ilçesinde Zeynep Ana Kız Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler bir süre dışarıda bekledi.